Sevgili izleyenler, şimdi Türkiye'nin ilk yerli spor aracının içerisindeyiz. Kontrol 4. Şimdi, evet sevgili izleyenler, dünya çapında tabi rallilere de katıldı bu aracımız. Biz de bu aracımızın içerisinde oturma şansı bulduk. Aracımızı inceliyoruz. Aracımız kompozit, dış kompozitinden tutun da içerisine kadar tamamen Türkiye'de üretiliyor. Motor haricinde her şeyi yerli üretim. İnşallah yakında motorunu da yerli bir şekilde üretmeye çalışacaklar. Biz de tabii aracın biraz keyfini çıkaralım. Gördüğünüz gibi spor araçlarda olması gereken tüm özellikler burada var. Aracın hem güvenlik olsun hem konstrüksiyonları olsun bayağı sağlam ve birebir Avrupa yapımıyla birebir olmuş. Biz de buradan tebrik ediyoruz Abitaş'ı. Hem araçlarını yapıyorlar hem çevredeki kamera düzenlerine tutun hepsi var. Biz de aracın biraz keyfini çıkaralım şimdi. Sizi tanıyalım. Bora Arabacı, Abitaş Motorsport Arge ekibinden endüstriyel tasarımcıyım. Bu aracı siz mi tasarladınız? Önce onu sorayım. Bu aracı biz ekip olarak tasarladık. Ekip olarak ben diye bir şey yok, biz diye bir şey var. Evet. Ben yüzey tasarımlarımla alakalı çalışmalarım oldu ama aslında motorspor ekibi olarak ekibimizin genelinde bir geçmişten bir motorsporu bilgisi ve sevdası var. Hepimizin çeşitli klasmanlarda, çeşitli organizasyonlarda yarışmışlığı var. Biz oradaki tecrübelerimizi ekipçe otomobilin üzerine uygulamaya çalıştık diyebilirim. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Bunun dışında Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk. Şu an görmüş olduğunuz Kontrol 4 otomobilimiz Dünya Rallycross Şampiyonası'nda bizim için özel oluşturulmuş, daha doğrusu bizim otomobillerimizin başarısı üzerine oluşturulmuş RX Lights kategorisinde yarışan otomobiller. Bunlar ilk defa dünyada 27 adet üretip sattığımız otomobillerin oluşturduğu bir kategori. Dünya pilotları kullanıyor ve çok sevilerek kullanılmaya devam ediyor. Bu sene Kontrol 4 otomobilimiz Amerika şampiyonası, İsveç şampiyonası ve dünya şampiyonasında toplamda 22 yarış koştular. Dünya pilotları tarafından kullanılarak ve bu organizasyonlarda otomobilimiz saymış olduğum organizasyonların, federasyonlarınca onaylanarak yarıştı. Yani aslında Kontrol 4 FIA tarafından onaylanmış bir proje ve İsveç Federasyonu ve Amerika Federasyonu tarafından onaylanmış bir proje. Dünya arenasında bu şekilde boy gösteriyoruz ve devam ediyor. Peki bu araç yarışan araçlardan bir tanesi mi? Çünkü etrafında suyruklar gördük, evet, bizler gördük. Biz otomobili fuara yaşanmışlıklarıyla getirmek istedik. Yarıştan çıkar çıkmaz bol darbeli, çizikli halleriyle kişilere göstermek istedik. Bu atmosferi hiç olmazsa bu ölçekte yaşatmak istedik. Bu otomobil dünya şampiyonasında Türk pilotumuz tarafından kullanılan ve dünya dördüncüsü olmuş bir otomobildir. Zaten şöyle de bir durum var. Klasmanda yarışan tüm otomobiller Abitaş Motorsport'un ürettiği ve tasarladığı otomobiller olduğu için aslında birinci otomobil de bizim, 27. otomobil de bizim. O konuda bir sıkıntımız yok. Ama kendi pilotumuzun da dünya dördüncüsü olması ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Ülkemiz adına bir gurur olmuş oldu. Evet, evet, biz tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz. Hem ekibin hem sizin tasarım ekibinizi. Araç çok güzel bir araç olmuş. Konsept çok güzel, içerisi çok güzel. Biz gezdik, gördük, bindik diyelim. Buradan son olarak İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize neler söylemek isteriz? Önümüz biraz da spor severlere. Spor severlere şöyle bir mesajımız olacak. Şu anda bu otomobili yarıştırmak için son 4 senedir bu projenin üstünde yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Bunu başardık. Dünya arenasında yarışır hale geldik. Ve 15 Aralık'ta İstanbul Park Pisti'nde yabancı katılımcıların otomobilimizi kullanmak istemeleri üzerine bir gün düzenledik. Bu organizasyonla izleyici olarak katılabilirler. Buna özellikle Vitaş Motorsport olarak çok seviniriz. Ve artık yarışacak kişileri bizim seçeceğimiz bir kıvama geldik. Bir düzeye geldik. Bu bizim için ve Türkiye adına bence çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.